Değerli basın emekçileri, 2018 24 Haziran seçimlerinde parlamentoya Ankara milletvekili olarak seçildim. O günden bugüne sizlerle birlikte çok kez yan yana geldik ve toplumsal sorunlara ilişkin açıklamalarımızı yaptık. Bize gösterdiğiniz ilgi, alaka ve emeklerinizden dolayı hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım son basın toplantısı. Öncelikle bugün biraz önce açıklanan 700 bin kamu işçisine verilen maaş zammı %45. Enflasyon açıklanan TÜİK rakamlarının bile altında bir rakamla kamu işçisine bir zam verildi. Bu hayat pahalılığında alım gücünün bu kadar düştüğü bir süreçte 700 bin kamu işçisi aileleriyle birlikte baktığımızda gerçekten yoksulluğun, açlığın ve geçim sıkıntısının en acı boyutlarını yaşayacak. Dolayısıyla enflasyonun altında kamu işçisine bu zammı reva görenler sanırım kamu işçilerinin 14 Mayıs'ta sandıkta bunlara da gerekli yanıtı verecekler. Değerli basın emekçileri, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı gidişine beş kala hummalı bir telaş içerisinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da özel kalem müdürlüğü ve müdür yardımcılıkları kadrosunu doldur boşalt yaparak gerek açıktan atama, gerekse kurumlardan geçiş yaptırarak, giderayarak yandaş atamalarına hız verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde günde kaç kişi özel kalem müdür yardımcısını yapılıp sınavsız memur olarak atanmaktadır. Biliyorsunuz dün 45 bin öğretmen ataması yapıldı. Bu 45 bin öğretmen ataması KPSS'ye girmiş, mülakatı geçmiş isimlerden oldu. Şimdi bunlar da kamu çalışanı, devlet memuru oldu. Şimdi özel statüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın kendi yetkisini kullanarak memur yapılanlar da KPSS'ye girmeden, mülakata da bir tutulmadan göreve başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı Ferdi Şimşek'in ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Kaynakları Başkanı İsmail Karagüllü'nün bu iddialara yanıt vermesi gerekiyor. Bugüne kadar kaç kişi açıktan atama yapıldı? İstisnai kadrodan alınan insanlar kaç kişi? Hafta sonu dahi insan kaynaklarında insanlar çalıştırıldı. Mesai saati dışında insanların çalıştırılma gerekçesi neydi? Neden bu telaş? 5 gün var görevinizin bitmesine ama siz açıktan atamalar yapıyorsunuz. İstisnai kadrodan insanları, yandaşları devlet memuru yapıyorsunuz. Ballı kaymaklı özel kalem müdür yardımcılığı, başkanlık ve genel sekreterlik müşavirliği atamaları liyakat esas alınmadan peşkeş çekiliyor. Bu kişilerin isimlerini ifşa etmek istemiyorum. Bu sayısı da, kişilerin ismi de bizde saklı. Ama buradan bunu ifşa etmek istemiyorum. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan bu isimlerin kim olduğunu, bu kişilere kimlerin referans olduğunu ve kimlerin yakınları olduklarını açıklamalarını bekliyoruz. Aynı zamanda kaç kişi olduklarını da açıklamasını bekliyoruz. Kendileri açıklamazsa biz bunu açıklayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vicdanları sızlatan bu atamalar yapılırken yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yıllardır görev yapan milletvekili danışmanlarının kadro ve kıdem tazminatı alması için verilen kanun teklifimiz AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Şimdi tazminat dahi almadan işsiz kalacak danışmanların suçu ne? İşte sizin adaletiniz bu. Bu danışmanların açlığa ve yoksulluğa, işsizliğe mahkum bırakılması vicdanlarınızı hiç mi kanırtmadı? Vicdanlarınızı hiç mi incitmedi? 1992 yılından bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışan milletvekili danışmanları
şimdi kurumlarına dönüş yapacaklar. Ama yandaşlarınıza gelince göreviniz biterken açıktan atama yapıyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçen hafta görevde yükselme sınav sonuçları açıklandı. Yüksek puan alanlar elenirken düşük puan alanlar görevde yükselme sınavını kazandılar. Örnek 67 puan alan şef oldu, 96 puan alan elendi. Sizin adaletiniz bu mu? Erdoğan'ın mülakatı kaldıracağız sözlerinin mürekkebi dahi kurumadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mülakat yaptınız. Ayrıca gider ayak bakanlıklara da on binlerce kişi atadınız. Bazı bakanlıklara da daire başkanı, genel müdür, genel müdür yardımcısı atamaları oldu. Bunlar son 10 gün içerisinde yapılanlar. KPSS birincilerinin 80, 90, 95 puan alan gençleri mülakatlarda elediniz. Yerine 55, 60, 65 alan yandaşlarınızı atadınız. Sizin yatacak yeriniz yok. Balık baştan kokar sözü tam da Adalet ve Kalkınma Partisi için söylenmiş bir söz. Baştan aşağı kokuşmuş, çürümüş bir iktidar, devleti de içten içe çürüten bir yapı. Beş gün sonra gideceklerini bilmek en büyük tesellimiz. 14 Mayıs'ta gideceksiniz. Ama bu yaptıklarınız tarihe not düşülüyor. Bu yaptıklarınızla, utancınızla yaşayacaksınız. Geliyor gelmekte olan, eğer bu yaptıklarınızın hesabının sorulmayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu yaptıklarınızın hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacak. Buradan son olarak yurttaşlarımıza, seçmenlere bir çağrı yapmak istiyorum. Değişim şart. Bir değişiklik Türkiye'de umudu yeniden yeşertecektir. Bir değişiklik Türkiye'ye huzuru, adaleti, refahı, mutluluğu, sevgiyi, dostluğu ve dayanışmayı getirecektir. Haydi hep birlikte sandığa, hep birlikte değişime imza atmaya diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.